18 Kasım 1978 günü Guyana toprakları üzerine kurulmuş Johnstone kasabasında yaşayan Halkın Tapınağı tarikatına mensup 900'den fazla kişi tarikat liderleri Jim Jones'un vaazı üzerine siyanür içerek intihar etti. İntihar etmek istemeyen üyeler silahla vurularak öldürüldü. Evet, bu olay yaklaşık 39 yıl önce meydana geldi ve bu olaydan bahsetmemizin en büyük nedeni bu olay bir oyuna dayanıyor ve bu oyunda aslında hepimizin bildiği Outlast serisinin ikinci oyunu. Ve 900 kişinin intiharına, bazılarının da silahla vurulmasına neden olan konuşmanın, diğer bir deyişle vaazın gerçek ses kayıtları, Jim Jones'un gerçek ses kayıtları da videonun son kısımlarında olacak. Onlara da bakabilirsiniz. Bu arada gerçekten hassas olanlar dinlemesin çünkü ben videoyu yaparken bile rahatsız oldum. Rahatsızlık veriyor o sözler. Neyse, hemen konuya geçelim. Öncelikle bildiğiniz gibi Outlast'in ilk oyunu 2013'te çıktı. Ve sonrasında da 2017'de Outlast 2 çıktı. Ve bu oyunda normal oyuna göre çok daha rahatsız ediciydi. Her an gözüken sakat ve bozuk biçimli düşmanlar, karakterimizin kendini savunamaması, rahatsız ediciliğin sadece bir kısmıydı. Onun dışında insanın midesini bulandıran, başını döndüren esas noktaysa oyunun hikayesi ve okumasını yapmanız beklenen alt metinler. Ama bu oyunun diğer oyunlara nazaran şöyle bir olayı var. Bu olaylar gerçek bir hikaye. 1978 yılında olan ve videonun başında söylediğim olaya dayanıyor. Ve kaba bir dille söylersek Güney Amerika'da kurulmuş olan bu tarikat insanları kandırarak Jim Jones'un kendi krallığını kurmasını sağladı. Olayın biraz daha derine inersek Jim Jones kim ve amacı ne? Aslında her şey 1951'de Jim Jones'un Indiana Komünist Partisi'nin toplantılarına katılmasıyla başladı. Bu toplantıların ardından Jim Jones partilerin halkı yanlış yönlendirdiğine ve komünizme karşı doldurduğuna ikna oldu ve gerçek Marksizmi insanlara yaymak amacıyla kiliseye sızdı. Tabi bununla birlikte kiliseye topladığı yardımlar ve verdiği vaazlarla kısa süre içinde pek çok kişinin güvenini kazandı. Belki de 900 kişinin ölümüne yol açan o güne, o olaya giderken de bu güvenlerin hepsini toplamış oldu ve insanları kendi çevresinde krallığına dahil etti. Aslında Jim Jones başlarda çok iyi niyetli gözüküyordu. Ve aslında çocuklarla da bir sürü fotoğrafı vardı. Hatta işe ilk olarak kilise ayağına kapı kapı dolaşıp evcil maymun satıyordu. Irkçılık karşıtı hümanist tutumu ve sevecenliğiyle özellikle toplumdan dışlanmış Afrika kökenli inanç kişilerin güvenini kazandı. Garip bir şey daha söyleyeyim. O gün öldürülen 900 kişinin %68'i siyahi vatandaştı. Belki de ırkçılığa, ayrımcılığa maruz kalmış insanları daha kolay yanına çekebileceğini düşünüyordu ve öyle de yapmıştı. Ve garip şeyler tabi daha bitmedi. Rivayetlere göre bir vaazı sırasında tekerlekli sandalye mahkum bir kadını iyileştirmiş. Kanser hastası birkaç kişinin de tümörlerini çıkarmıştı. Tabi bunlar müritlerini etkilemek için yaptığı şovlardan başka bir şey değildi. Zira hiç kimse tekerlekli sandalye kadının Jim Jones'un gösteri için önceden anlaştığı sekreteri çıkardığı iddia ettiği tümörlerin de tavuk ciğeri olduğunu bilmiyordu. Çaresiz insanların zayıflıklarından faydalanan Jim Jones üyelerin adeta beyinlerini yıkıyordu. Bunları söylerken bile tüylerim diken diken oluyor. Her geçen gün kiliseye Jim Jones'u dinlemeye gelen kişilerin sayısı artıyor ve insanlar tüm birikimlerini, kazançlarını kiliseye bağışlıyordu. Ve nihayet 1955 yılında İsa Mesih'in Halklarının Tapınağı tarikatı kuruldu. Tarikatın kurulmasıyla birlikte toplantılar kapalı olarak sadece müritlere özel yapılmaya başlandı. İşte asıl amaçlarında bu kapalı olarak yapılan özel toplantılarda söylemeye ve yapmaya başladı. Bu kapalı toplantılara tarikat dışından kimse alınmıyor. İçeride neler olduğunu da içeridekilerden başka kimse bilmiyordu. Ve bir garip şey daha. Tarikat 1974'te Guyana'da ormanlık bir araziye taşındı. Amacın ne olduğunu az çok tahmin ediyorsunuzdur. İnsanların tarikata yönelik merakı medyanın da ilgisini çekmeye başladı. Medyadan ve modern hayattan kaçmak için bu tarikat Guyana'nın ormanlık bir bölgesine taşındı ve bölgeye Johnstown dendi. Aslında Guyana'nın ormanlık alanında kurulan bu bölge de düzgün gözüküyordu. Üyeler arasında iş bölümü yapılarak herkese bungalovların inşasında, tarım alanında, çiftlik hayvanlarının bakımında veya gündelik işlerde görevler verildi. Kasabanın her yanına Jim Jones'un telkinlerini ve emirlerini iletmek, bunları da insanlar geçirmek için hoparlörler yerleştirildi. Böyle Jim Jones kendi tabiriyle sosyalist cennetini kurmuş oldu. Dünyanın geri kalanına iletişimi tamamen koparan Johnstown'daki sessizlik
tarikat üyelerinin, ileri gelenlerinden bazılarının, yakınlarının yaşadığı Kuzey Kaliforniya'nın bir inceleme heyeti gönderme kararıyla bozuldu. Kongre üyelerinden Lorraine ve ekibi 17 Kasım 1978'de Johnstown'a gitmek üzere yola çıktı. Ve bir sürpriz daha. Bu ekip oraya vardığında 15 kişi onlarla geri dönmek istedi. Artık Jim Jones'un tarikatında kalmak istemiyorlardı. Ama Jim Jones buna sert bir şekilde karşı çıktı ve ayrılmak isteyenleri ölümle tehdit etti. Ne güzel bir tarikat değil mi? Böylece telkinler yalandan mucizeler ve göz boyamalarla kandırılmış insanların bir kısmı uyanışa geçti. Ertesi gün ekip 15 kişiyle birlikte uçağın bulunduğu havaalanına doğru hareket ederken silahlı tarikat üyelerinin saldırısına uğradılar. Ve ekibin başındaki Lorraine ve 4 mürit hayatını kaybetti. Kasabadan ayrılmak isteyen üyelerin yanı sıra tarikattan ayrılmanın çok büyük bir hata olduğunu düşünenler de vardı. Uyanan insanların yanında hala o tarikata, hala Jim Jones'a inanan insanlar vardı. Nitekim 18 Kasım 1978 akşamı Jim Jones tüm müritlerini etrafına toplayıp önceden hazırlattığı siyanürlü içecekleri içmelerini söylediğinde hiç düşünmeden zehri yudumlayacaklarını söyledi. Ve bunlar da oldu. Jim Jones son vaazında müritlerine çocuklarına siyanür enjekte ettikten sonra zehirli içecekleri içmelerini emrederken şu cümleleri sarf ediyordu. Evlatlarım, ölümle büyük bir şeref vardır. Bu ölecek olan herkes için büyük bir gösteri. Ölümden korkmayın. Ölüm yalnızca farklı bir boyuta adım atmak gibi. Hristiyanlık gereği intihar etmenin günah olduğunu düşünen bazı grup üyeleri bunun yanlışlığını dile getirdi. Bunun üzerine Jim Jones, "Biz intihar etmiyoruz, biz insanlık dışı dünya şartlarını devrimci bir protestoyla kınıyoruz." dedi. Yüzlerce mürit hiç tereddüt etmeden önce çocuklarını sonra kendilerini öldürdü. Kaçma teşebbüsünde bulunanlar ya diğer üyelerce intihara zorlandı ya da ateşli silahlarla vurularak öldürüldüler. 19 Kasım sabahı helikopterlerle olay yerine gelen basın ekibi tüm bu olanlardan bir haberdi. Kasabanın dört bir yana dağılmış 250'ye yakın çocuk 900'den fazla cesedi görünce şok oldular. Tabii bu katliamdan kurtulan 50 sayılır çok az kişi de vardı. Ama sonuç olarak hayali bir tarikata uyan, sırf kiliseye sızdıktan sonra birkaç iyi şey yaptı ve cahil insanları bu şekilde kandırdığı için ölümüne sebep olmuşlardı. Jim Jones hasta ruhlu bir deliydi. O da aynı gün emri verdikten sonra başına aldığı kurşun yarısıyla öldü. Evet, oyunların gerçek hikayeleri bölümümüzün sonuna geldik. Bunu bir seri haline getirmeyi düşünüyorum. Eğer isterseniz de belli bir seri haline getirip böyle oyunları size sunmak isterim. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım sesler de sizi rahatsız etmemiştir. Şimdi kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. I don't think this is what we want to do with our babies. I don't think that's what we had in mind to do with our babies. It was said by the greatest of prophets from time immemorial. No man takes my life from me. I lay my life down.